Yeni Yakın Televizyon'dan herkese merhabalar. Bu hafta inceleyeceğimiz spor dalımız atletizm. Atiklik, çeviklik, kuvvet gibi bedensel yeteneklerinin geliştirme esasına dayanan, koşu, atma, atlama hareketleriyle yapılan, tek başına icra edilen bir spor dalıdır. Ayrıca olimpiyatların da ana sporu atletizmdir. Çeşitli mesafeler üzerinde yapılan sürat ve mukavemet koşularıyla disk, cirit, gülle ve çekiç atma, tek adım atlama, üç adım atlama, yüksek atlama ve sırıkla atlama. Sırıkla atlama denildiğinde rahmetli Kemal Sunal'ın meşhur atlayış sahnesi gelir hep aklıma. Aha. Niye durdun kalleş direk? Orta direğe ihanet eden kalleş direk. Atlat beni şu engelde. Önceleri İngiltere'de spor yapma yasağı vardı. İngiltere Kralı 1. James spor yapma yasağını kaldırınca atletizm bir anda canlandı. Peki atletizm bizim kültürümüze nasıl geçti? Gelin hep birlikte bir göz atalım. Osmanlı Devleti'nde 1870 yılında Galatasaray Lisesi'ne gelen beden eğitimi öğretmeni Badi Ekrem, "Bilin bakalım ben bu yaz neredeydim?" diyerek atletizm çalışmalarına başlatmıştır. Ben bu yaz neredeydim? Nereden bilelim ya? Size soruyorum ben bu yaz neredeydim? Şaban, söyle ben neredeydim? Vallahi Kayseri'de olabilirsiniz. Hayır. Malatya. Hayır. Gaziantep. Kahramanmaraş. Değil oğlum, bu tarafa. Gönül isterdi ki öyle olsun ama şöyle oldu. Osmanlı Devleti'nde 1870 yılında Galatasaray Lisesi'ne gelen beden eğitimi öğretmeni Kurel... İlk atletizm çalışmasını başlattı ve böylelikle Osmanlı Devleti de atletizme tanışmış oldu. İlk çalışmalar bu beden eğitimi öğretmeni sayesinde kağıthanede yapıldı. 1900'lü yıllardan sonra atletizm çalışmaları diğer okulların da ilgisini çekti. Ve böylelikle atletizm Osmanlı'da yayılmaya başladı. Atletizmdeki yükseliş 1950'li yıllara kadar sürdü. 1960 yıllarından sonra Türkiye'de atletizme ilgi azalmaya başladı. Türkiye'de çok az sayıda bağımsız atletizm alanı bulunmaktadır. Bunlardan biri Ankara'da, diğeri ise İzmir'de. Bunlardan başka büyük şehirlerde statlara yapılan atletizm pistleri bulunmaktadır. Türkiye'de tartan adı verilen plastik kauçuk karışımı maddeden oluşan tek pisti İzmir Atatürk Stadı'ndadır. Genişliği her atlet için en az 1.22 metre olan ve kura ile belirlenen kulvarlarda koşulur. Önce yer, daha sonra hazır ol komutu ve tabanca atışı ile sporculara çıkış verilir. İşaretsiz çıkış, çıkışın tekrarını gerektirir. Ancak aynı atletin hatayı yinelemesi, sporcunun yarıştan çıkartılmasına neden olur. Atlet yarışı ipi göğüsleyerek bitirir. Bu ip yerden 1.20 metre yukarıdadır. Sporcunun vücudunun herhangi bir ucunun ipe değmesi yeterlidir. Sonuç kronometre ve foto finish ile saptanır. Bayrak koşuları takım koşularıdır. Takımlar ise dörder kişiden oluşur. Her atlet kendi hissesine düşen yeri, yani toplam mesafenin dörtte birini koşmak mecburiyetindedir. Ekibin ilk atleti koşusunu bitirdikten sonra elindeki sopayı 20 metrelik alan içinde takım arkadaşına verir. Böylece yarış dört kişi arasında devam ettirilerek bitirilir. Onlu yarışma grubudur. İlk gün 100 metre, gülle atma, uzun ve yüksek atlama, 400 metre yarışları, ikinci gün 110 metre engelli, disk atma, sırıkla atlama, cirit atma ve 1500 metre yarışları yapılır. Yapılan her yarışmaya ayrı ayrı puan verilir. Derecelendirme toplam sonuçla elde edilir. Erkekler için engellerin ağırlığı en az 10 kilodur. Kadınlar için ise 8 kilo. Yarışlarda 10 engel konulur. Son engelin varışa, yani bitişe uzaklığı 400 metre, engelli de 45 metre, 100 metre engelli de ise 10 metredir. Elden güç alınarak aşılan 3000 metre steple yarışında tam 28 engel bulunur. Diğer yandan 70 santim derinliğinde 7 hendeğin aşılması gerekmektedir. Birincisi 2 metre, ikincisi 2,5 metre çapındaki bir daire içinde yapılır. Bu sırada sporcunun vücudunun hiçbir bölümü daire dışında yere değmemelidir. Siz yine de fazla dairesel hareketler yapmayın. İnek Şaban'ın başına gelenleri hatırlayın. Sıra sende mi? Bende. At bakalım. Bir, iki, üç, dört. Duramıyorum. Dursana lan. Dursana lan. Eşyalar çek. Duramıyorum. Dursana lan. Çekil. Dur. Duramıyorum. Eğer sporcu daire dışına çıkarsa yarış dışı kalır. Atan kişinin
çember dışına çıkması için atılanın yere düşmesi beklenir. Ciritte atlet istediği mesafeyi gerilip hız almak için kullanabilir. Programın sonuna geldik. Hadi canım. Siz de sağlam kafa sağlam uçta bulunur diyorsanız haftaya görüşmek üzere.